Mars. Bir zamanlar gökyüzünde beliren kızıl bir nokta, insanların binlerce yıl boyunca hayallerini süsleyen gizemli bir gezegen. Bugün o gezegen artık yeni evimiz. Buraya ulaşmak yalnızca bir keşif değil, bedenimizi, zihnimizi ve ruhumuzu zorlayan bir yolculuktu. Uzayın karanlığında geçen aylar, bilinmezliğe atılan adımlar ve sınırlı koşullarda verdiğimiz yaşam mücadelesi. Mars'a ulaşmak bir rüyaydı, fakat Mars'ta hayatta kalmak çok daha büyük bir meydan okumaydı. Şimdi gelin, insanlığın Mars'taki hikayesinin nasıl başladığını birlikte keşfedelim. 2030'ların başında Mars'a yapılan ilk insanlı görev, insanlık tarihinde yalnızca teknik değil, psikolojik ve kültürel bir dönüm noktasıydı. Bu tarihi görev, 7 ay süren bir yolculukla başladı. Yolculuğu mümkün kılan araç, SpaceX'in geliştirdiği Starship oldu. Starship'in 100 tonluk yük kapasitesi, yeniden kullanılabilir yapısı ve yörüngede yakıt aktarımı özelliği Mars'a ulaşmamızı sağladı. Yolculuk boyunca astronotlar mikro yerçekimi ortamında yaşamlarını sürdürdü. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan elde edilen veriler, bu ortamda uzun süre kalmanın kas atrofisine ve kemik yoğunluğu kaybına yol açtığını gösteriyordu. Bu yüzden astronotlar için egzersiz ekipmanları, direnç bazlı kıyafetler ve biyomekanik destek sistemleri standart hale getirildi. Ayrıca her gün en az 2 saat egzersiz yapmak zorunluydu. Ancak yolculuğun en zorlu kısmı fiziksel değil, psikolojikti. Yalnızlık, kapalı ortam ve tekrarlayan günlük rutinler duygusal baskıyı artırıyordu. Bu yüzden daha önce Uluslararası Uzay İstasyonu'nda test edilen Simon 2 adlı yapay zeka destekli yardımcı sistem bu görevlerde devreye alındı. Simon 2, astronotlara sesli olarak yanıt veriyor, görev planlarını hatırlatıyor ve sohbet ederek psikolojik destek sağlıyordu. Ayrıca stres düzeylerini ölçebilen bu yapay zeka sistemi yüz ifadelerini tanıyor, ruh hallerini analiz ederek öneriler sunuyor, hatta gerektiğinde sadece sessiz bir dinleyici rolünü bile üstleniyordu. Yapay zeka destekli bu sistemler, doğa temalı sanal gerçeklik uygulamaları, kişisel ses ortamları ve uyku uyanıklık ritmini destekleyen ışık döngüleriyle entegre çalışarak psikolojik dayanıklılığı artırdı. Yolculuk sırasında astronotları bekleyen önemli tehditlerden biri de güneş patlamalarıydı. Bu tehlikeye karşı Starship'in içinde su tanklarıyla çevrili özel koruma alanları tasarlandı. Su, hidrojen açısından zengin yapısıyla özellikle güneşten gelen yüksek enerjili protonları soğurmakta etkili olduğu için tercih edildi. Aynı su, içme, hijyen ve oksijen üretimi gibi temel ihtiyaçlar için de kullanılacak şekilde planlandı, böylece çift işlevli bir kaynak olarak kurgulandı. Ek olarak yaşam alanlarının iç duvarlarına polietilen paneller yerleştirildi. Bu hafif ve hidrojen açısından zengin malzeme, ikincil radyasyonun etkisini azaltarak ortam güvenliğini artırmaya yardımcı oldu. Tüm bu entegre çözümler, yalnızca koruma değil, kütle ve işlev verimliliği açısından da akıllı bir hazırlık anlamına geliyordu. Ve işte bu hazırlıklar Mars'a ulaşmayı mümkün kıldı. İniş için hazırlıklar ise yıllar öncesinden başlamıştı. 2021'de Perseverance, Jezero kraterine inmiş ve bölgenin yapısını detaylı şekilde haritalamıştı. Toprak eğimi, yüzey stabilitesi ve yeraltı buz varlığı gibi veriler, buranın insanlı görevler için en uygun iniş noktalarından biri olduğunu göstermişti. Bu verilere dayanarak ilk iniş Jezero kraterinin kenarına yapıldı. Buradaki yeraltı buzları ileride su üretimi için kritik önemdeydi. Ayrıca yüksek irtifada olması, iletişim sistemleri açısından avantaj sağladı. İniş tamamlandığında, insanlık tarihinde yeni bir dönem başladı. Mars artık yalnızca uzaktan izlenen bir gezegen değil, insanlığın ayak izlerini taşıyan yeni bir dünyaydı. Yüzeye başarılı bir şekilde inilmişti. Artık bundan sonraki hedef, bu kızıl ve ıssız gezegende hayatta kalabilmekti. Bu hedef, gezegenin elverişsiz koşulları yüzünden oldukça zordu. Atmosfer, dünyanın yaklaşık %1'i kadar basınca sahiptir. %95'i karbondioksit, yalnızca %0,13'ü oksijendir. Yüzeyde zaman zaman aylarca süren dev toz fırtınaları meydana gelir. Ortalama sıcaklık -60 santigrat derece civarındadır. Kutuplarda -125 santigrat dereceye kadar düşebilir, Ekvator bölgesinde yaz aylarında kısa süreliğine 20 santigrat derecenin üzerine çıkabilir.
radyasyon seviyesi dünyadaki doğal seviyelerin 50 ila 200 katı arasında değişir. Güneş fırtınaları sırasında bu değer kısa sürede en üst seviyelere ulaşır. İşte bu zorlu şartlar altında Mars'ta hayatta kalmak, gezegenin doğal koşulları göz önüne alındığında yalnızca çevreden izole edilmiş, tam entegre ve tamamen yapay olarak inşa edilmiş bir yaşam destek altyapısı sayesinde mümkündü. İlk yaşam modülleri şişirilebilir habitat konseptiyle kuruldu. Ana yaşam alanlarında iç kısmı şişirilebilir olan bu yapılar, dış yüzeyleri yerel suyla oluşturulan bir buz kabuğuyla kaplanarak radyasyona karşı doğal bir kalkan haline getirildi. Buz ile iç yaşam alanı arasına yerleştirilen karbondioksit izolasyon katmanı, sıcaklık dengesini korurken enerji verimliliğini artırdı. Yarı saydam buz, içeriye doğal ışık geçişi sağlayarak psikolojik dengeye katkı sundu. Yardımcı alanlarda ise hızlı kurulum ve geniş iç hacim avantajı sunan başka şişirilebilir modüller kullanıldı. Bu yapılar, sınırlı radyasyon koruması nedeniyle yalnızca korumalı bölgelerde veya kısa süreli görevlerde tercih edildi. Böylece iki sistem bir arada kullanılarak ilk yerleşimde güvenli barınma ile operasyonel esneklik dengelendi. Oksijen üretimi, Mars atmosferindeki karbondioksiti ayrıştıran sistemlerle sağlandı. NASA'nın MOXIE teknolojisi ilk olarak 2021'de Perseverance gezginiyle test edilmişti. Bu sistemler, elektroliz benzeri bir süreçle karbondioksit molekülünden oksijen atomlarını ayırarak solunabilir hava üretiyordu. Mars kolonisinde bu sistemlerin daha büyük ve sürekli çalışan versiyonları kuruldu. Yedekli yapılar, sistem hatasında oksijen eksikliğini önleyecek şekilde tasarlandı. Buna ek olarak, spirulina adı verilen fotosentetik mikroalgler de oksijen üretimi sürecine entegre edildi. Bu biyolojik yöntem, kimyasal sistemlere ek olarak sürekli oksijen üretimi sağlayarak koloni sistemlerinin dayanıklılığını artırdı. Su üretimi, Mars yüzeyinin birkaç metre altındaki buz rezervlerinden sağlandı. ESA'nın radar analizleri bu rezervlerin yerini yüksek doğrulukla belirlemişti. Önceden yerleştirilen ısı sondaları donmuş suyu yerinde eriterek sıvı hale getirdi. Mars buzları düşük sıcaklık ve toprakla karışık yapısı nedeniyle mekanik yöntemlerle çıkarılamayacak kadar sert ve kırılgandır. Bu nedenle elektrotermal veya mikrodalga sondalar tercih edildi. Elde edilen su kapalı sistemle yüzeye çekildi. Ardından çok kademeli filtreleme ve sterilizasyon süreçlerinden geçirilerek içilebilir hale getirildi. Ayrıca kullanılan suyun %98'i yaşam alanlarındaki geri dönüşüm sistemleri sayesinde tekrar kazanıldı. Bu sistemler, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzun yıllardır başarıyla uygulanan teknolojilerin Mars'a özel uyarlanmış versiyonlarıydı. Enerji üretimi koloni ilk kurulduğunda geniş alanlara yayılan güneş panelleriyle sağlanmıştı. Ancak zamanla toz fırtınalarının etkisiyle panellerin verimi hızla düştü. Tıpkı 2018'de Mars'a inen InSight görevinde yaşandığı gibi. Bu nedenle kısa sürede NASA'nın KiloPower sistemi devreye alındı. Her biri 10 kW güç üreten bu kompakt nükleer reaktörler ilk aşamada temel yaşam desteğini karşılamak için yeterliydi. Enerji modüller arasında kurulan mikro şebekeler aracılığıyla dağıtıldı. Günlük talep algoritmalarla dengelendi. Bazı habitatlarda gündüz fazla üretilen enerji, hidrojen gazı olarak depolanarak gece kullanımına aktarılmaya çalışıldı. Ancak koloni genişledikçe bu sistemlerin kapasitesi sınırlı kaldı. Bu yüzden 2030 yılında Ay yüzeyinde test edilen ve ardından Mars'a uyarlanan Fission Surface Power sistemlerine geçildi. Yeni nesil bu reaktörler 40 kW sürekli enerji sağlayabiliyor. Tozdan etkilenmeyen yapısıyla gündüz gece fark etmeksizin çalışabiliyor ve çok daha büyük yerleşimleri destekleyebiliyordu. Böylece enerji altyapısı ilk yıllardaki geçici çözümlerden çıkıp koloni ölçeğinde kalıcı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmuş oldu. Enerji, oksijen ve su gibi temel ihtiyaçların çözülmesiyle birlikte kolonideki yaşamın sürdürülebilirliği açısından sıradaki kritik adım gıdanın koloni içinde üretilmesiydi. Dünyadan düzenli gıda taşımak, maliyet ve enerji açısından sürdürülebilir değildi. Bu nedenle tarım ilk günden itibaren koloninin devamlılığı için vazgeçilmez bir ihtiyaç olarak kabul edildi. Ancak Mars, tarım için doğal koşullara sahip değildir.
yüzey toprağı, regolit, besin açısından fakirdir, su tutma kapasitesi düşüktür ve yüksek oranda toksik perklorat içerir. Bu nedenle ilk aşamada yalnızca topraksız tarım sistemleri kullanıldı. Kapalı, basınçlı tarım modülleri. Sıcaklık, nem, gaz dengesi ve ışık koşullarının hassas şekilde kontrol edildiği yaşam destek altyapılarıyla donatıldı. Temel tarım yöntemi olarak hidroponik sistemler tercih edildi. Bitkiler toprak yerine mineralce zengin sıvı içinde yetiştiriliyor, sistem suyu geri dönüştürerek verimliliği artırıyordu. Bu altyapının temelinde Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geliştirilen gelişmiş bitki yetiştirme habitatı yer alıyordu. Mars'a uyarlanan versiyonda iklim kontrolü, karbondioksit dengesi ve aydınlatma sistemleri tam otomasyonla yönetildi. Özellikle kırmızı ve mavi dalga boylarındaki LED ışıklar fotosentez verimini optimize edecek şekilde ayarlandı. Tarım modüllerinde hızlı büyüyen, az yer kaplayan ve yüksek besin değeri sunan bitkiler tercih edildi. Marul, roka, turp, bezelye, mikro yeşillikler, patates ve domates gibi türler sınırlı alanda etkili verim sağlıyordu. Ayrıca spirulina adı verilen fotosentetik mikroalgler de gıda sistemine entegre edildi. Yüksek protein oranı ve vitamin mineral içeriği sayesinde koloni beslenmesinde tamamlayıcı bir rol üstlendi. 2040'lardan itibaren Mars toprağında iyileştirme çalışmaları başlatıldı. Özellikle perkloratların mikrobiyal ve elektrokimyasal yöntemlerle arıtılması üzerine yürütülen deneyler sonucunda belirli bölgelerde sınırlı ölçekli tarım yapılabilir hale geldi. Tüm bu gelişmeler Mars'ta yalnızca hayatta kalmanın değil, yerel bir ekosistem inşa etmenin de mümkün olduğunu gösterdi. Mars'ta sürdürülebilir bir yaşam yalnızca teknik altyapıyla değil, aynı zamanda insanların birbirleriyle kurdukları ilişkilerle mümkün oldu. İzolasyon, iletişim gecikmesi, kapalı ortam ve dış dünyadan kopukluk, topluluk içi dinamikleri her zamankinden daha önemli hale getirmişti. Bu nedenle Mars kolonisi sadece teknolojik değil, sosyolojik bir laboratuvara da dönüştü. İlk aşamada koloni küçük olduğu için görev odaklı bir yapı vardı. Komutan, bilim lideri, mühendislik koordinatörü ve tıbbi sorumlu gibi roller operasyonun sürekliliğini sağlıyordu. Ancak koloni büyüdükçe yalnızca teknik kararlarla yürüyen bir sistemin sınırları ortaya çıktı. İnsanlar birlikte yaşamaya başladıkça çatışmalar ve ortak karar alma ihtiyacı kaçınılmaz oldu. Bunun üzerine demokratik temellere dayanan bir yönetim kurulu oluşturuldu. Her 90 solde bir yapılan seçimlerle belirlenen temsilciler, su dağılımı, enerji kullanımı, görev planlaması, eğitim içerikleri ve etik kurallar gibi konularda topluluğun ortak iradesini yansıttı. Acil durumlarda yetki hala görev komutanındaydı. Ancak topluluk katılımı artık sistemin tanımlı bir parçasıydı. Koloniye katılan her birey, ilk insanlık ilkeleri adlı etik protokolü imzalayarak paylaşım, sorumluluk, güvenlik ve kriz durumlarındaki davranış kurallarına bağlılığını taahhüt etti. Toplumun sağlığı yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik dengeye de bağlıydı. NASA'nın uzun süreli izolasyon deneylerinden elde edilen veriler ışığında, koloni içinde psikolojik destek sistemleri geliştirildi. Önceden Uluslararası Uzay İstasyonu'nda test edilen yapay zeka destekli yardımcı Simon 2, burada yeniden devreye alındı. Astronotların ruh halini takip ediyor, duygusal destek sağlıyor ve gerektiğinde yalnızca bir dinleyici olarak yanlarında bulunuyordu. Koloni içinde sosyal bağları güçlendirmek amacıyla kültürel ritüeller de gelişti. Dünya takvimi yerini sol temelli zaman düzenine bıraktı. Yeni yıl, Mars'a ilk inişin yıl dönümünde kutlandı. İlk hasat günü, yürüyenlerin günü gibi ortak kutlamalar Mars toplumunun ortak hafızasını oluşturdu. Milliyetler giderek silikleşti. Mars'ta herkes artık yalnızca bir kimliğe sahipti. Marslı. Ve bir çocuk ilk kez ben Marslıyım dediğinde, Mars artık yalnızca geçici bir görev yeri değil, yeni bir neslin evi haline gelmişti. 2070'e gelindiğinde, Mars'taki insan yerleşimi artık yalnızca birkaç modülden oluşan bir koloni değil, entegre bir yaşam ağı haline geldi. Yaşam alanları, tarım modülleri ve enerji istasyonları birbirine bağlı bir sistem oluşturdu. Artan radyasyon ve sıcaklık farkları nedeniyle bazı yeni modüller yüzey altına gömülerek inşa edildi.
bu yeraltı habitatları Mars toprağının doğal yalıtımından faydalanarak daha stabil bir iç ortam sundu. Yeni yerleşimler, modüler ve genişletilebilir yapısıyla hem güvenli hem esnek bir toplum kurdu. Artık Mars yalnızca yaşanılan bir yer değil, şekil verilen bir gezegen. Geriye dönüp baktığımızda bu 40 yıl mühendislik, bilim, kültür ve cesaretin birleştiği bir zaman çizgisine dönüştü. Ama bu sadece başlangıç. Çünkü bu şekillendirme süreci çok daha büyük bir soruyu beraberinde getiriyor. Bu kızıl, soğuk ve ölü gezegeni, özel kıyafetler olmadan nefes alabileceğimiz, doğal olarak yaşayabileceğimiz bir dünyaya dönüştürebilecek miyiz? Bilimin akışında kalmak istiyorsan, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma.